Çağın hastalıklarından biri uyku bozukluğu. Ben de yok demeyin. Eğer sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde aniden uyku bastırıyorsa, gece başınızı yastığa değdikten saatler sonra uyuyorsanız bu derde sahipsiniz demek. Üstelik uyku bozukluğu pek çok hastalığı da tetikliyor. Peki bu hastalıktan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki evet. Yöntemler sıradaki haberimizde. Daha az uyuyoruz. Herkes aynı şeyi yaşıyor ama kimse hasta olduğunun farkında değil. Aslında o sırada nefes almaya çabalıyorlar. Modern çağın en yaygın hastalıklarından uykusuzluk nasıl ölüme davetiye çıkarıyor? Bunlarda ölüm riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Her 10 kişinin 7'sinde görülen uyku bozukluğunun ne olduğunu ve sonuçlarının nerelere varabileceğini nörolog profesör doktor Hakan Kaynak Magazin 8'e anlattı. Dramatik iyileşmeler mümkün olabiliyor ama bunu da böyle hafife almak gerekmiyor. Yani düzeldi bitti değil. Bunlar bazen ömür boyu sürmesi gereken tedaviler olabiliyor. Uyku insanın en temel ihtiyacı iken modern yaşamın hızına yetişmek için artık pek çok kişi uykusundan çalar oldu. Daha az uyuyoruz, daha çok eğleniyoruz, daha çok okuyoruz, daha çok yazışıyoruz, daha çok geceleri yapacak işimiz var. Uykusunu iyi alamamış insanı 100 metreden anlarsınız zaten. Çünkü muhtemelen haftada en az 3 gün siz de aynı şekilde yataktan kalkıyorsunuz. Yorgun kalkıyoruz, az uyuduğumuz zaman o gün mutsuz oluyoruz, o gün konsantrasyonumuz, dikkatimiz bozuk oluyor, o gün isteksiz oluyoruz. Geç yatıp erken kalkmak şu an için özellikle gençleri zorlamıyor olabilir. Ama pek çok kişi uçuruma doğru koştuğunun farkında değil. Uzun vadede sağlığımızı etkiliyor. Daha az uyuduğumuz için insanların sağlıkları bozuluyor. Öyle ufak tefek sağlık sorunlarından söz etmiyoruz. İhtiyacından az uyuyanların ölüm riski artıyor diyor Profesör Doktor Hakan Kaynak. İhtiyacından daha az uyuyanların sağlıklarının daha bozuk olduğu, onlarda ölüm riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Kilo almanın en büyük nedenlerinden biri de az uyku. Gündelik fonksiyonlarımızı da etkiliyor. Mesela çok iyi bilinen bir şey ki az uyuduğumuz zaman ya da kalitesiz uyuduğumuz zaman, yani uykumuzdan feragat ettiğimiz zaman hemen kilo almaya başlıyoruz. Uykusuzluk nedeniyle kilonun artması daha çok uykusuzluk olarak geri dönüyor. Horlama ve uyku apne sendromu kilo oranlarımızın artmasıyla birlikte çok daha sık görmeye başladığımız bir sorun. Pek çok kişi bir hastalık olarak görmese de uyku apnesi ve horlama solunumu durduracak kadar ciddi bir durum. Gece uyurken hem çok şiddetli horluyorlar. Bu horlama böyle bir teviye giden bir horlama değil. Solunum durmalarıyla kesilen bir horlama. Buna bağlı olaraktan gece çok terliyorlar, sık sık tuvalete gidiyorlar. Ama bunu da her zaman bir hastalığa yormuyorlar. İşte bir hasta nöroloji kliniğinde uyku testinde. Horlaması o kadar şiddetli ki nefesinin durduğunu fark etmiyor bile. Şiddetli horlayan, oldukça uzun nefes durmaları olan, yani bütün gece boyunca saatte 50 tane, işte 8 saat uyuyorsa 400 tane nefes durması olan, bunlar böyle dışarıdan bakıldığında sanki horluyormuş gibi duruyorlar ama aslında o sırada nefes almaya çabalıyorlar. Kesintisiz uyuyamıyorsanız gün içinde ufak şekerlemeler işinizi görecektir. Az uyumaya çalışmak yerine uykumuzdan fedakarlık etmemeye, fırsat buldukça eksik uykularımızı tamamlamaya çalışmamız lazım. Bir de uyuyamama hastaları var ki onların durumu çok daha ciddi. Uyku merkezlerinde en fazla karşılaştıklarımız uykusuzluk yapanlar grubuna baktığımız zaman huzursuz bacak sendromu çıkıyor karşımıza. Peki nedir bu huzursuz bacak sendromu? Nasıl belli eder kendini? Akşamları bacaklarındaki huysuzluk dolayısıyla, o hareket ettirme, oynatma isteği dolayısıyla rahat oturamıyorlar, yatağa gidiyorlar, uykuya dalamıyorlar, gece sık sık uyanıyorlar. Sabahleyin yorgun, uykularını almamış olarak kalkıyorlar. Uyuyamamak tıpkı diyabet gibi, yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalık ve tedavisi var. Bağırsak enfeksiyonu gibi bir kutu ilaçla tedavi edilmiyorlar belki ama hepsinin yüz güldürücü tedavileri var.